A para ekranlarından iyi sabahlar saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Değerli izleyenler şu gündemine en sıcak başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Ve haftanın ikinci işlem gününde piyasadaki son görünümü de sizlerle paylaşacağız. Öngörüleri de ekranlarınıza taşıyacağız bu arada. Önce altılı veri seti diyelim. Piyasalardaki anlık tabloyu ekranlarınıza taşıyalım. Ki burada şunu aktarmakta fayda var. Bugün kritik bir gün. Amerika'da Bugün seçim sonuçlarını öğreneceğimiz bir gün. E, gece yarısı Türkiye saatiyle ele alacağız, öğreneceğiz. Gözler Amerika'da olacak. Bir yandan kritik bir hafta dedik. Amerika Merkez Bankası yani Fed de faiz kararını perşembe günü açıklayacak ve Powell'ın açıklamaları olacak. İçeride ise gözler Enflasyon rakamında saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verisini açıklayacak. Oldukça hareketli bir gün ee, ve beklentileri de yakından e, dinlediğimiz ve sizlere aktardığımız bir gün diyebiliriz ki analizleri de ekranlarınıza taşıyacağız, öngörüleri aktaracağız sizlere. Piyasalarda son duruma bakacak olursak, Borsa İstanbul Yüz Endeksi gün, dün e, günü %1.91'lik yükselişle 1133 puandan e, sonlandırdı. Bir yandan kur tarafında da bu arada... Anlık tabloyu ekranlarınıza taşıyoruz. Dolar endeksi 94 seviyesinin üzerinde şekillenirken Euro dolar paritesi 1.16 seviyesine çekildi. Dolar TL 8.43'ten işlem görüyor. Euro TL'de ise 9.83 seviyesini takip ediyoruz. Sepet kur ise 9.14 seviyesinde. Piyasayı anlatacağız, gün içi grafiklerle de ekranlarınıza getireceğiz. Haftalık grafikleri sizlerle paylaşacağız ama öncesinde e, gelin gündemin bir sıcak başlıklarına bakalım neler oluyor e, Türkiye'de dünyada hangi başlıklar ön plana çıkıyor Öncelikle içeride Merkez Bankası'nın adımlarını takip ediyoruz Dün Merkez Bankası'ndan yeni bir adım daha geldi bir sıkılaştırma hamlesinde bulundu Merkez Bankası Detaylarını izleyelim Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 3 Kasım'dan itibaren bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı. Bu açıdan bankaların API kapsamında gecelik borç verme faiz oranı seviyesinde temin ettikleri fonlama tutarı TCMB tarafından daha yüksek maliyetli fonlama kanallarına kaydırılacak. Bu şekilde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de artış göstermiş olacaktır. Banka ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında Türk Lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin durdurulduğunu da açıkladı. Söz konusu adımlar çerçevesinde TCMB API kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan %11,75 seviyesinden fonlama yapmamaya başlayacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği duyuruldu. Efendim gündem başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Bakan Albayrak da dün bir açıklamada bulundu. Dün bu arada gelen ihracat verisinden söz edelim ki dün gelen bu verinin ardından Bakan Albayrak ekonomiye dair bir değerlendirmede bulundu. Dün ihracat verisi açıklandı. Ekim'de %5.6 oranında artış gösterdi ihracat. 17.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bugüne kadar baktığımızda Ekim ayları içerisinde en yüksek rakama ulaşılmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu noktada veriyi de değerlendirdi ve şöyle dedi. Ekonomik dönüşümde emin adımlarla ilerliyoruz açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak'ın o değerlendirmelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye ekonomisinde V tipi toparlanma devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomideki toparlanmayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz ifadelerine yer verdi. Şubat ayında tüketici enflasyonunun %12,37 seviyesinde olduğuna değinen Albayrak, pandemi etkisiyle oluşan maliyet baskısına rağmen enflasyonun bu seviyenin altında seyrettiğine işaret ederek, 2021 yılında hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olacaktır dedi. Albayrak, ekonomik değişim ve dönüşüm adımlarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek bunun verilere yansıdığını açıkladı. Ekim ayında 53,9'a yükselen Türkiye İmalat PMI endeksine dikkat çeken Albayrak, yılın 3. çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine dikkat çekti. Sektörün istihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İstihdamla gelen üretim artışı sanayideki büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı nitelikte olduğuna işaret ediyor ifadelerine yer verdi. Ekim ayında 17.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken yeni rekora vurgu yapan Albayrak, ihracatın her geçen gün güç kazanarak yeni rekorlar kırdığı ve cari dengenin sağlandığı bir döneme girildiğini belirtti. Albayrak, yerli üretimdeki olumlu gelişmelerin devam ettiğini de bildirerek, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yerli araçların payının 20 yıl sonra ilk defa bu yılın Eylül ayında %50'yi aştığını aktardı. Bu oranın 2017 yılı sonunda %35,6 seviyesinde olduğunu anımsatan Albayrak Rekabetçi kur seviyesinin de sağladığı destekle yılın geri kalanında yerli otomobil satışlarının toplam satışlar içindeki payında yeni rekorlar kırılması beklenmektedir değerlendirmesinde bulundu. Değerli izleyenler Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih Türkali bir kuyusuna ulaştığı enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. O açıklamaya da bir kulak verelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Sondaj Gemisi Türk Ali 1'de yeni müjdeler için hazır sloganıyla Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin video paylaştı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, Fatih aradı buldu, şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap, Türk Ali 1'de dönecek. Bahtı açık olsun ifadelerine yer verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de süren enerji kaynağı arama faaliyetlerine ilişkin açıklamalarına da paylaşımda yer verildi. Fatih Sondaj gemimiz Kilios Limanı'ndaki bakım, ikmal ve teknik hazırlık safhalarının ardından inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda devam edecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezse, Söz konusu tweet'i alıntılayarak rastgele yazdı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren istihdam paketi meclis genel kurulunda. E, teklifle yaklaşık 4 milyon kişinin devlete olan 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak. Ayrıntıları izleyelim. borç yapılandırmasından yeni istihdam teşviklerine milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler için geri sayım sürüyor. İlgili yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Teklifin en kısa sürede meclisten geçirilmesi planlanıyor. Peki teklif nelere getiriyor? Düzenlemeye göre yeni bir borç yapılandırılması devreye alınacak. Bu sayede yaklaşık 500 milyar liralık vergi, SGK prim, trafik cezası, öğrenim kredisi ve belediye borçları yapılandırılacak. Mükelleflere 18 taksitle ödeme imkanı tanınacak. Teklifle kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İlave istihdam yapan, genç ve kadın istihdamına öncelik veren işverenlere verilen desteklerin süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılabilecek. İşsizlik ödeneği alanlara yeniden istihdama katılmalarını teşvik etmek amacıyla hızlı işe dönüş desteği verilecek. 25 yaş altında ve 50 yaş üstünde belirli süreli sözleşmelerin kapsamı genişletilerek bu kapsamdaki kişilerin istihdamı daha da kolaylaştırılacak. Kısmi çalışmayı kabul edenlere gelir ve damga vergisi istisnası getirilecek. Cumhurbaşkanına %20 olan kurumlar vergisini 5 puan azaltma ve resmi sınırına geri getirme yetkisi verilecek. Evlerde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satanlara 250 bin liraya kadar gelir vergisi muafiyeti sağlanacak yurt dışındaki döviz, altın, menkul kıymetlerin yurt içi ekonomiye kazandırılması için Haziran 2021'e kadar vergi incelemesi olmaksızın varlık barışı getirilecek. Teklifle ayrıca turizmde uygulanması planlanan konaklama vergisinin yürürlük tarihi 2022 başına, ahilik sandığının kuruluş tarihi de 2023 yılı sonunda ertelenecek. Değerli yani izleyenler Avrupa ile devam edeceğiz. Euro Bölgesi Maliye Bakanları bugün e, toplanacak. Tabi Euro Bölgesi'nin Avrupa'nın gündeminde koronavirüs önemli başlıklardan biri. E, dünyanın merkez üssü olmaya devam ediyor Avrupa. Ki ülkeler kısmi tedbirlerini arka arkaya açıklamış durumda. Euro Bölgesi Maliye Bakanları bir araya gelecek. Ardından Maliye ve Ekonomi Bakanlarının yine e, bir toplantısı olacak. Bu toplantıdan çıkacak açıklamalarda önem arz ediyor. Bu arada dün gelen imalat e, verileri PMI ve verileri verileri vardı. Beklentilerin üzerinde iyi gelen verilerin ışında aslında Avrupa borsaları da dün günü pozitif tamamladı. Bu arada Amerika'da seçim günü kritik gün dedik. Sonucu sonucu odaklanmış durumda piyasalar. Nasıl bir sonuç çıkacak? Bu merak konusu. Bu seçim sonuçlarının öncesinde Asya'da pozitif bir görünüm var. Yükselişler %1'in üzerinde seyrediyor. Avrupa dün günü pozitif kapattı dedik. Amerika borsaları da vadeli görünümde artıda ki seçim öncesi indeki ilk günü de bu arada pozitif fiyatladı ve dün de Amerika borsaları pozitif bir görünümle günü tamamladı. Hemen şunu da aktaralım. Avustralya'da bu arada faiz açıklandı. Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 15 bas puan indirdi. %0.10'a düşürdü. Bununla birlikte Avustralya'da da endekslerde yükselişi %2'nin üzerindeki değer kazanımını takip ediyoruz. Hazır dünyadan bu kadar geniş çapta ufak ufak notlar vermişken Amerika'ya biraz daha odaklanalım. Kritik gün dedik. Bundan sonraki 4 yılda... Normal şartlarda başkan olan Trump, Devam mı edecek yoksa Joe Biden mı gelecek? E, bu seçim sonucuna odaklanmış durumdayız. Ne çıkacak? Peki bugüne kadar neler yaşandı? Ne kadar kişi oy kullandı? Süreç nasıl şekillendi? İşte e, tüm bu gelişmeleri de sizler için bir araya getirdik. Detayları da haberimizde ekranlarınıza taşıyoruz. ABD'de başkanlık seçimine saatler kaldı. Peki süreç nasıl işleyecek? Sonuçlar ne zaman belli olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle bu kez pek çok eyalette seçmenlere posta yoluyla oy kullanma seçeneği sunuldu. Ancak bu durum ülkenin en kaotik seçim süreçlerinden birine tanıklık etmesine yol açabilir. Oy kullanmak için son gün 3 Kasım. Ancak hangi tarihe kadar gelen oyların kabul edileceği ya da oyların resmi sayım sürecine ne zaman başlanacağı konusunda her eyaletin farklı uygulamaları var. Ülkedeki 6 eyalet 3 Kasım'dan sonra posta ile gelecek oyları kabul ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ise bu sistemin büyük şaibelere yol açabileceğine işaret ediyor. Hatta oy sayımının aynı gün bitmemesi durumunda avukatlarının devreye girebileceğini söylüyor. <laughs> ABD'de seçim süreci seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tüm eyaletlerin 10 Kasım 11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor. 14 Aralık'a kadar her eyaletin seçiciler kurulu üyesi başkan adayına oyunu verip bu oyları Washington'a gönderecek. Gönderilen oylar en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresi'ne ulaşacak. Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri 3 Ocak'ta yemin ederek görevlerine başlayacak. ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta yemin ederek görevi devralacak. ABD'de en fazla oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor. 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanıyor. ABD'de şimdiden 90 milyon kişi posta yoluyla oy kullandı. Yani 3 Kasım'daki seçim ülkede son 100 yılın en yüksek katılım oranına sahip başkanlık seçimi olabilir. Efendim ekonomik takvimle devam edeceğiz. Bugün hangi veriler açıklanacak sorusuna yanıt vereceğiz. Gelsin ekonomik takvim hemen ekrana. Bakalım e, saat saatte tabii ki aktarmış oluyoruz böylece. Günün ilk yarısında neler açıklanacak, günün ikinci yarısında neler var dediğimizde bu tablo tam olarak buna yanıt veriyor. İçeride enflasyon verisi açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Yakından takip ediyor olacağız. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini takip edeceğiz olacağız bugün. Günün ikinci yarısında ise Amerika'dan gelecek veriler söz konusu. Amerika'dan kırmızı kitap raporunu takip edeceğiz. Aynı zamanda fabrika siparişleri de alacağımız bir diğer veri olacak. Avustralya'da faiz kararını açıkladı. Az önce de ekranlarınıza taşıdık. Peki piyasa nasıl şekilleniyor? Hemen e, dilerseniz gün içi e, grafiklerle aynı zamanda Haftalık grafiklerle ekranlarınıza taşıyacağız. Piyasalardaki son durumu sizlerle efendim paylaşacağız. Borsayla başlayalım ilk olarak. Borsa İstanbul Yüz endeksini ekranlarınıza getiriyoruz. Dün Borsa İstanbul Yüz endeksi günü yükselişle tamamladı. %1.91'lik yükselişle 1133 puandan günü sonlandırdı Borsa İstanbul 100 endeksi. Son bir haftalık grafiğin tepe noktasına baktığımızda 1152 puan seviyesini görmekteyiz. 1152-1112 puan aralığı oluşmuş durumda Borsa İstanbul 100 endeksinde. Şimdi tabi Diğer endekslere de bakalım. Biz 100 dışında sanayi ve bankacılık endeksini ekranlarınıza getireceğiz. Sanayi tarafında %1.68'lik dün yükselişi ta takip ettik. 1758 puanla günü tamamladı sanayi endeksi. Son bir haftalık grafiğinde tepe noktasında 1768 puan seviyesi bulunmakta. Holding endeksi dün %2'nin üzerine değer kazandı. Sektör endekslerine baktığımızda e, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5'in üzerindeki yükselişle ulaştırma oldu. En çok kaybettiren ise %1.44 ile kobiydi. Bu arada bankacılık endeksinde de yarım puanın üzerinde yükselişi takip ettik. Bankacılık endeksi gelsin ekrana bakalım. Son bir haftalık grafikte oluşan e, aralıkta ekranda bu arada 1140 puanla günü sonlandırdı. %0.52'lik yükseliş hakimdi. Son bir haftanın tepe noktasında ise 1161 e, seviyesini görmekteyiz. Bir yandan 3. E, çeyrek bilançolayını alıyoruz. Bunun borsaya yansımasına takip ediyoruz ki biraz daha küresel çapta oluşan havaya paralel e, Borsa İstanbul Yüz endeksinde fiyatlamaları takip ettik ama haftanın ilk işlem günü pozitif sonlandırdık. Küresel çapta da bu arada pozitif bir görünüm söz konusuydu. Bankacılık sektörü özelinde de aktaracağımız bir haberimiz var. Onu da ekranlarınıza getirelim. İlk 9 ayda rekor kar açıklandı. BDDK'nın verilerini ekranlarınıza taşıyoruz. Türk bankacılık sektörü bu yılın Ocak-Eylül döneminde tüm zamanların en yüksek 9 aylık karını elde etti. BDDK verilerine göre Türk bankacılık sektörü yılın 9 ayında karını %28,8 artırarak 46 milyar 254 milyon lira net dönem karına ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık karına ulaşıldı. Bankalar geçtiğimiz yıl aynı dönemde 35.9 milyar lira kar açıklamıştı. Verilere göre bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri %4,9 azaldı. Eylül sonu itibariyle 304,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri geçen yılın aynı döneminde 320.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bankalar Ocak-Eylül döneminde kredilerden 225.6 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 52 milyar lirası tüketici kredilerinden, 7.5 milyar lirası kredi kartlarından, 26.5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 139.5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. Sektörün toplam faiz gideri 9 ayda 2019'un aynı dönemine göre %32,7 azalarak 138.9 milyar liraya geriledi. Geçen yılın 9 ayında bankaların faiz gideri toplamı 206,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. Bankaların kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı ise bu yılın 9 ayında 11,8 milyar lira oldu. Efendim kurdaki son tabloyu ekranlarınıza getireceğiz. E, hem dolar endeksine bakalım. Euro dolar fiyatlamasını aynı zamanda içeriye yansımalarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Dolar endeksi 94 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 94.11 bugün görmüş olduğu en yüksek seviye. 93 eşik seviyeydi. E, bu yukarı yönlü kırıldı. Dolar endeksinde Eylül Ekim aylarında 92'nin altına doğru bir yönelim söz konusuydu. Ancak yeniden 3 ayın zirve seviyelerine yaklaşmış durumda. Dolar endeksi dolar endeksi deki yukarı yöne birlikte Euro dolar paritesinde düşüşü takip ediyoruz ki Euro dolar paritesinde Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonra izleyeceği yol açısı önemli olacak. Kur tarafına ilişkin ki gelen açıklamalarla söz konusuydu Lagarde'dan. Aralık toplantısını işaret etti Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ki geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla birlikte Euro dolar paritesinde de geri çekilmeyi takip ettik. Bu geri çekilme devam ediyor. Bugün 1.16.38'lere doğru bir gevşeme hareketini takip ediyoruz. 1.16.53'ten de işlem görüyor. Hemen Euro-TL ekranlara yansısın ve Dolar-TL'ye de bakalım. Dolar-TL 8.41 seviyesinde. Gün içi aralığa baktığımızda 8.41-8.44 bant aralığını takip ediyoruz. Euro-TL ile devam edeceğiz. Euro'da 9.82'den işlem görmekte. 9.79'a doğru bugün gün içi grafikte geri çekildiğini izleyebiliyoruz. 9.79-9.83 bant aralığı da Euro-TL'de oluşmuş durumda. Piyasadaki son görünümü özetlemeye çalıştık. Şimdi konumuz bize eşlik edecek ve yorumları alacağız. Seans öncesinde Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bize eşlik edecek. Bu kritik günde piyasalardaki son duruma dair analizleri ve görüşleri bizimle paylaşacak. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Seçim gününde piyasaları nasıl değerlendiriyorsunuz ki küresel borsalarda pozitif bir görünüm söz konusu. Dün içeride de Borsa İstanbul günü pozitif tamamlamıştı. Bugüne ilişkin, beklentilerinizi böyle satır başlarıyla birlikte tek tek dinlemeye hazırız. Buyurun. Evet haftanın ilk işlem gününden başlayacak olursak kısaca yani piyasalar olumlu, olumlu başladı. Yani bu hafta önemli dalgalanmaların olacağına dair beklentilerimiz vardı. Aslında hala da var. Şimdi seçim de henüz tam anlamıyla sonuçlanmadı. İşte bu gece itibariyle bize göre sonuçlanmış olacak. İşte oy sayımları başlayacak. Bu noktada tabii biraz belirsiz bir süreç olabilir. Belki orayı daha detaylı konuşuruz. Ama başlangıca baktığımızda ABD vadeleri pozitifteydi. Ondan sonra endekslere baktığımızda da ABD'deki kapanışların orada da %1'in üzerinde pozitif başlangıç yaptığını gördük. Yani biraz şuna yorumluyorum. Yani geçen haftaya kadar bu seçim belirsizliği artı işte mali bir konusundaki belirsizlik derken ciddi satışlar meydana gelmişti. Bu satışlar ABD endekslerinde baktığımızda haftalık bazlı olarak bakarsak buna Mart ayındaki o salgının ilk ilan edildiği zamandaki o panik satışların gerçekleştiği haftalık düşüşlerden sonraki en yüksek düşüşe işaret etti. Ya sonuçta öyle şuna bakmak lazım. Yani buradan bir tepki hareketi yani biraz daha işte seçim sonuçlarının beklemeye alınması işte sonuçlar belki kısa sürede açıklanabilir beklentisi arkasından hemen bahçeli beklentisinin gerçekleşmesi ihtimali gibi belki olabilir bir fiyatlamayı beraberinde gördük. Bununla ilgili olarak da baktığımızda riskli varlıklara doğru bir eğilimin yaşandığını görüyoruz. Aslında karışık bir durum var. Yani ons tarafında da ben bakıyorum. Yani 1890 civarında fiyatlama var. Yani orada olur yani riskli varlıklar yükselirken ons tarafında ciddi bir aşağı yönlü hareket de görmüyoruz o tarafta yine bir taraftan yatırımcıların altın tarafında da talep yarattığını en azından bir miktarda olsa görebiliyoruz. İşte dolar endeksi 94 seviyesi üzerinde kalmaya çabalıyor. Şu anda 94'ün hemen biraz altında. Yani bir karışık fiyatlamanın olduğunu herhalde söylememiz lazım. Yani bunu birkaç günde herhalde göreceğiz. Amerika'daki seçimler nasıl sonuçlanacak onu piyasa yakından takip edecek. Burada bir karışık bir süreç olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Postayla oy kullanan sayısı çok fazla oldu ve ilişkili de bakıldığında her eyaletin farklı bir sayım ve saat süreci var. Buna ilgili sonuçların karışık gelme ihtimali var. İşte önde her zaman için daha önde olan adayın olduğu işte eyaletten gelen sonuçların önceliğine göre bir tarafın öne geçmesi, bir tarafın daha sonra yine öne geçmesi gibi durumlar olabilecek. Bunlar da yine piyasaların algılamasında farklılıklar yaratabilir. O yüzden herhalde bugünden itibaren, yarından itibaren ya da daha doğrusu piyasalarda biraz daha belki bir karışık bir süreç yaşanması ihtimali herhalde göz önünde bulundurulmalı. Ona göre de biraz temkinli olunmalı diye açısı düşünüyorum çünkü Amerika'dan gelen görüntülere baktığımızda orada seçim atmosferinin çok da sakin geçmeyeceğine dair bazı izlenimler ediniyorum. İşte bazı önlemler alınmış, işte askerler sokaklara inmiş gibi görüntüler var. Yani bunu da aslında seçim atmosferinin orada gergin geçeceğine dair bir sinyali de ortaya çıkartıyor. E buna göre de biraz dikkatli olmakta fayda var. E yani dünkü yükselişlerden sonra yani biraz da birkaç gün biraz daha temkinli ve dikkatli olmakta herhalde fayda var diye söylemem gerekiyor riskli varlıklar üzerinde. Peki sokağın nabzıyla ile ilerleyelim. Şimdi e, anketlerde Biden'ın önde olduğunu görüyoruz. Sokağa döndüğümüzde ise e, Avpara ekranlarında aslında az önce de ekrana getirdik. İşte ünlü caddelerinden 5. Cadde, Los Angeles'daki çok ünlü büyük markaların dünya çapındaki markaların aldığı önlemleri gördük. Şimdi o önlemlere baktığımızda mağazaları tahta plakalarla kapatıyorlar. Yani mağazaların camına evet. tahta plaka çakıyorlar. E, bu herhalde evet. oldukça gergin bir sonuca da işaret ediyor olabilir. Buna karşı önlem alıyorlar. Yani sokağın nabzı evet. Bu kadar yüksekken e, ki az önce Hı -hı. siz olaylara da dikkat çektiğiniz piyasa buna nasıl tepki verebilir? Yani oynaklığın zaten yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. E, farklı iki senaryo üzerinden belki gidebiliriz. Oynaklığın çok Hı -hı. yüksek olduğu o senaryoda piyasa nasıl tepki verir Barış Bey? Şimdi açıkçası ben hafta başı itibariyle biraz daha yani böyle bir pozitif hava beklemiyordum açıkçası. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Hani biraz daha temkinli, biraz daha yatay hareket en azından. Yani %1 gibi bir yükseliş olmasını beklemedim. O yüzden yani geçen haftaki sert satışlardan sonra bir tepki alımı biraz onu düzeltmesi gibi bunu ben biraz daha yorumladım. Evet şimdi tabii bu seçim atmosferine girilmesinden itibaren az önce başta dediğim gibi birçok eyalet var. Ve bu eyaletlerden gelecek sonuçların hepsi birbirinden de farklılık gösterecek. Süresel anlamda sayım anlamında işte şahsen oy kullananlar var posta yoluyla oy kullananlar var. Kimisi bazı eyaletler işte gelip şahsen oy kullananlara öncelik veriyor sayımda. E, o taraftan çıkacak oy oylamalarda mesela örnek vermek gerekirse orada mesela Trump'ın önde olabileceğine beklentiler daha hakim. E, daha çok işte e, post ile oy kullanmayı tercih eden e, demokratların e, işte Biden tarafını desteklemesi noktasında oradan gelecek oy sonuçlarına göre, o tarafın önde çıkması ihtimali var. Aynı zamanda Trump'ın da daha önce dile getirdiği gibi işte seçimlerde hile yapılması ihtimaline karşılıklı bazı önlemler alma çabasında olduğunu görmüştük. Buna ilişkin çeşitli eyaletlerden çıkacak karışık sonuçlarla oyların mahkemeye, oy sayımlarının mahkemeye taşınması ihtimali de burada ortaya çıkabilir. Yani burada alınan önlemlere bakıldığında demek ki o tarafta bir şeyler herhalde bekleniyor ki işte bazı işte marketlerde işte silahların oradan kaldırılması, göz önünden kaldırılması gibi mesela bazı diğer önlemleri de gördük. E bunların piyasalara yansıması yani bu görüntüler ortadayken piyasanın artıda hareket etmesi açıkçası evet biraz daha benim için değişik bir görüntü. O yüzden hani biraz da izleyip görmek lazım. E, açıkçası piyasada herhalde seçim e, atmosferinden çıkılıp bir an önce herhalde e, ekonomik anlamdaki gelişmelere odaklanmak istiyor da olabilir. E, burada seçim sonuçları uzayabilir de onun da bir etkisi olabilir piyasalar üzerinde. Yani e, 4 Kasım ya da 5 Kasım'da yani Trump ya da Biden'ın kazanmasının net bir şekilde sonuçlanmayabilir. Bu da ihtimal dahilinde konuşulanlar arasında. O yüzden bunun belirsizliği olursa ve artı buradan yaşanacak gerilim sokaklara taşınacak olursa yani bu gelirim gelirim gerilim belirsizliği e, piyasalara belki biraz olumsuz yansıyabilir o Peki, ihtimali gözünde bulundurarak temkin olmakta faydası olduğunu. Barış Bey düşünüyor. bir de şöyle sormak istiyorum. O zaman fiyatlamalar üzerinde gidelim. Çünkü biraz da piyasayı da anlamaya çalışıyoruz bu noktada. E, S&P 500 dediğimizde nereden geldi? 2700-2800'lerden değil mi çıkış hareketini takip ettik. 4000'lere doğru, üzerine doğru bir hareket sergiledi. Şimdi 3300'lerde tutunma çabası içerisinde 3315 şöyle yan gözle hemen bir de grafiğe göz attım. 3315'lerde 2900'e sarkmamak için bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Nasdaq 11000 puanın üzerinde 9 binlerden özellikle bu yılı değerlendirdiğimizde oradan bir yükseliş hareketini takip ettik. Dow Jones'ta keza aynı şekilde tutunma çabası içerisinde. Yani o çok Hı. büyük bir dalgadan bahsediyoruz. Yani senaryo üzerinden gidiyorum. Ee, olası kötü bir senaryoda yani o sokan nabzının daha yükseldiği bir senaryoda ee, korona öncesindeki seviyelere döner mi? Çünkü korona zamanında bir hatırlayacaksınız değil mi dip yapmıştı sonra bir toparlanma hareketi ve zirve seviyeleri gördük. Yine o düşük seviyeleri geri döner mi öyle bir beklen takip mi piyasada? Yani benim çok öyle bir beklentim yatçısı yok. Yani sonuçta bu seçimler bir şekilde sonuçlanacak. İki taraftan birisi kazanacak bu seçimi ve iki tarafın da ortaya koyduğu ekonomik bazı teşvik adım adımları var. Yani bunlar bir süre sonra masaya yatırılacaktır. Yani bu atmosferden mutlaka çıkacak tabii ki Amerika bir şekilde seçimi atlatacak. her ne kadar olaylar çıksa da sonraki aşamada beklenti yeniden ekonomik anlamdaki girişmelere doğru yönelecek. Ee, dediğim gibi başta teşvik adımlarının iki taraftan da e, yani ciddi biçimde ortaya konmasından ötürü bakıldığında ya bunun piyasalara yansıması e, tekrardan yukarı yönlü olabilir diye açısı düşünüyorum. Yani baktığımızda salgın yeniden işte etkisini arttırmış gözüküyor. E, ama bu etkisini arttırmasına rağmen piyasaların buna olumlu tepki vermesini bu noktada yine aslında iyi herhalde olumlu bir şekilde karşılamak da lazım. Bunlar asla tamamen afaki ve varsayımsal bir e, e, yorumlarım tabii ki burada. E, benim e, genel beklentim o Mart ayındaki gibi ciddi sert düşüşün tekrardan olmayacağı yönünde yani baktığımızda Mart o haftalık sert düşüşten bahsettik. O kadar sert düşüş olmadı. O haftadan sonraki en yüksek sert düşüşü yaşadık. O kadar olmadı ciddi biçimde. Vaka sayıları öncekinden daha da fazla artmasına rağmen bunu görebiliyoruz. O yüzden yani piyasanın ana beklentisi ekonomik gelişmeleri odaklı olmaya yönelik olacaktır diye açısı Yani bu son fiyatlamadan biraz ön da ön plana çıkardığım nokta aslında bu gibi bir gözüküyor. Peki e, içeride tablo nasıl şekillenir? Dün günü pozitif sonlandırdı Borsa İstanbul 100 Endeksi. Küresel çapta e, piyasalardaki pozitif görünümü takip ediyoruz. İçeride nasıl bir beklentiye e, sahipsiniz? Evet yani içeride baktığımızda e, aynı şekilde Borsa İstanbul 100 Endeksinde de e, Mart ayındaki o haftalık düşüşten sonraki en yüksek düşüşü biz de yaşadık. Yani burada tabii ki bizim içeride yaşadığımız bazı jeopolitik gelişmeler de ön plandaydı. Yaşadığımız son zamanlardaki TL üzerindeki baskıdan da bunu görebiliyoruz. İşte atılan bazı işte para politikası yönündeki adımların biraz daha beklentiyi tam anlamıyla karşılamasında biraz etkisi oldu bunda. Aynı zamanda işte dışarının etkisi, işte salgının yeniden etkisini artırmasıyla yurt dışı piyasalarda gözlenen sert satışı az önce bahsetmiş olduğumuz gibi. Yani bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde yani Borsa İstanbul'un özellikle bu 1223'ü denedikten sonra yani burada 22 ekip haftasında 1223'ü denedik. Ondan sonraki ondan sonraki günlerde diyelim yani yaklaşık 6 gün arka arkaya düştü. Sadece bir gün yükseliş yaşadı. Onun dışında hep düşüşle karşılaştık Borsa İstanbul'da bu, gelişmeler neticesinde. Şimdi tabii burada bu dünkü hareketler aslında ben burada yine yurt dışına biraz da bağlantılı. Yani biraz tepki niteliğinde o sert düşüşlerden sonra biraz o kayıpların telafi edilmesi noktasında biraz daha değerlendirildiğini açısı düşünüyorum. Yani baktığımızda endeksin cuma günkü düşüşünde teknik olarak takip ettiğim 200 günlük hareketli ortalamaya tam anlamıyla değerek tekrardan sektiğini. Yani burada 200 günlük hareketli ortalamanın bir anlamda aslında önümüzdeki günler içerisinde de önemli olabileceğini sinyal sinyali de vermiş oldu. Mart ayından gelen trend tam anlamıyla bence bozulmadı. Yani teknik olarak baktığımda yine 200 günlük hareketli ortalama desteğinin yine bu trende tam anlamıyla değeceğini düşünüyorum önümüzdeki günler içerisinde. Ya bunun üzerinde kalıcılık sağlanabilirse... ...yani mesela önümüzdeki günler içerisinde... ...burada 1090 gibi, 1085 gibi seviye üzerinde tutulmayı başarırsak... ...bunun devamının bu trendin devamını görebiliriz. Ama dediğim gibi... ...işte salı gününden yani bugünden itibaren... ...önümüzdeki günler içerisinde... ...Amerika seçimlerinin yurt dışı piyasaları etkilerinin de... ...bizim tarafta etkili olabileceğini... ...o yüzden biraz daha temkinli ve dikkatli olunması gerektiğini... ...Borsa İstanbul tarafında da açısı düşünüyorum. Yani dünkü alımlardan sonra... E bugün baktığımızda yine ABD vadileri artıda. Bizde de biraz artıda açılış yine aç, yapılabilir. Açısı burada ben yine 1135'in direnç olarak e, çalışabileceğini düşünüyorum. Dün çalıştı. E, onun altında hemen kapattık e, günü. Yukarı çıktık ama kalıcı olamadık. O yüzden 1135 ile aşağıda 1090 arasında, 1085 arasındaki bir bölgeyi takip etmemiz lazım. E, 1085 altına gelirsek bu demektir ki yurt dışı fiyatlaması biraz bozuluyor, algı değişiyor Seçim belirsizliğinin etkisiyle yurt dışı, yurt dışı piyasada biraz eksi hareketler gözleniyor diyebiliriz o zaman. Bunun bize yansımaları bu şekilde oluşabilir. O zaman bu destek seviyesine dikkatle takip etmemiz gerektiğini açısı düşünüyorum. Dilerseniz bugün içeride enflasyon verisi açıklanacak ona da değinelim. Bugün içerideki önemli başlıklardan biri enflasyon verisi olacak. Evet. Nasıl bir beklenti hakim piyasada? Aynı zamanda enflasyon verisi öncesinde dün Merkez Bankası'ndan gelen bir hamleyi de takip ettik. Bu noktada beklentiler nasıl şekilleniyor? Şimdi evet Ekim ayı enflasyonu bekliyoruz saat 10 itibariyle. Şimdi orada genel beklenti %2'nin biraz üzerinde bir enflasyonun gelebileceği yani Benim de beklentim nispeten o, o civarlar seviyesinde bir enflasyon aylık bazda. Burada tabii enflasyonda bir önceki ay %0.98 idi. Biraz da artış olmasındaki en önemli etkenler ne diye bakacak olursak Ekim ayı içerisindeki dolar tl'nin hareketine herhalde biraz bakmamız lazım bu noktada buçukluk bir değer kaybı var. Aylık bazda dolar TL yani Türk lirasında bir değer kaybı var. Bunun tabii ki doğal olarak maliyet tarafına yansıması var. Bunun bir miktarı enflasyon tarafını özellikle gıda fiyatları kaynaklı ve burada takip etmemiz gereken bir nokta da aslında çekirdek enflasyon tarafındaki gidişat. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlar kaynaklı olarak bir miktar enflasyonda böyle bir yukarı yönlü yüzde %2 civarı bir yükseliş. E, gelmesi sanki muhtemel gibi gözüküyor. Bu da yıllık bazda %12'ye yaklaştıracak bir görüntü ortaya çıkartacak enflasyonda. Yani açısı e, kur tarafında gidişat belirleyici burada. E, önümüzdeki süreç içerisinde de e, yine aslında kurun gidişatı bu noktada enflasyon tarafındaki en belirleyici unsur olacak. Aynı zamanda Ekim ayında açıklanan dış ticaret rakamlarına baktığımızda da orada ithalat tarafında bir artışın yine olduğunu görüyoruz. İhracata göre biraz daha ithalatta artış. Bu aramalı ve ham madde yatırım malları gibi artışlar aynı zamanda altın ithalatından kaynaklanan bir durum. E, bunun da biraz etkisi olduğunu tabii söylememiz gerekiyor enflasyon tarafına etki bakımından. E, o yüzden böyle bir sonuç gelmesi e, muhtemel gibi gözüküyor. Ama yarın, yılın geri kalan işte Aralık ayına, Kasım ve Aralık ayına e, bakacağız. E, burada e, hedef tutturulacak tutturulmayacak mı ona biraz herhalde dikkatli odaklanmamız gerekecek. Yani kurun bu şekilde hareketi devam ederse Biraz hedeften şaşacak bir durum ortaya çıkacak gibi de gözüküyor diye düşünüyorum. Peki Barış Ürkün teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Değerli izleyenler piyasaya dair son görüşleri aldık. Şimdi seans öncesinde şirket haberleri ve son gelen bilançolarla devam edeceğiz. Önce şirket haberlerini ekranlarınıza getireceğiz. Ardından Uğur Aydın bize eşlik edecek. Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Türk İş Kargo, Air Cargo News 2020'de Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi. Marka ayrıca Best Cargo Airline Europe ödülüne layık görüldü. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk İş Kargo'nun operasyonlarını pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdüğünü vurguladı. Aselsan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımı için rekor adette telsiz teslimatı yaptı. 20 bin adedin üzerinde yapılan teslimat, şirket tarihinin tek kabulde yapılan en yüksek telsiz teslimatı olma özelliği taşıyor. Yazılım ve donanım kripto yeteneği bulunan telsiz, gizlenebilir ve standart formda farklı yan birimlere sahip bulunuyor. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa 2020 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını yayımladı. Kurum söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %61 büyümeyle 1.7 milyar liralık ciroya ve 62.5 milyon liralık net kâra ulaştı. 3. çeyreği kapsayan dönemde ticarette ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %123'lük büyüme elde etti. Teknosa'nın 3. çeyrek performansı kuruluşundan itibaren en yüksek çeyrek performans olarak kayıtlara geçti. Nissan Holdings özel sermaye şirketi Advent International'ı tüketici beklentilerini ölçen bir birimini 2.7 milyar dolara satacağını açıkladı. Satışın Nissan'ın 2021'in ilk çeyreğinde birimi vergisiz olarak halka açık bir şirket haline getirme planının yerine geçeceği belirtildi. Rolls-Royce Holdings yaklaşık 129 milyon dolar getiri sağlayabilecek dizel ve gaz motoru bölümü Bergen'ın satışını yürütmesi için Deloitte'la anlaştı. Şirketin satışının gelecek yılın başlarında yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bergen birimi geçen yıl 239 milyon pound satış yaparken 18 milyon pound faaliyet zararı bildirdi. Yani seans öncesine devam ediyoruz. Dün gelen üçüncü çeyrek bilançolarını paylaşacağız. Notlarıyla birlikte Uğur Aydın bize eşlik ediyor seans öncesinde. Uğur günaydın. Hoş günaydın. Dersin. Hoş bulduk Şafak. Şimdi düne baktığımızda yani dün yeni gelenlere baktığımızda iki önemli bilanço ön plana çıkıyor. Biri Türkiye Kalkınma Sınay. ve Sınav Bankası değil mi? Evet de... Sınav TSKB diyelim kısaca. Bir evet. de Sasa Polester. Evet. Dilersen önce ikisini aktaralım. Ardından evet. da zamanımız yeterse birkaç bilançoyu daha paylaşmaya çalışacağız. Tabii TSKB ile başlayalım istersen. Özellikle geçtiğimiz hafta da hareketliydi TSKB hisse senedi. Bankacılık endeksinden biraz pozitif ayrışma çabası görmüştük. Ve rakamlara baktığımızda aslında piyasa sanki önden fiyatlamaya çalıştı bu net karı. Çünkü e, dün 3. çeyrek için 203 milyon 313 bin TL'lik net kâr açıkladı. Kısaca 203.3 milyon TL diyelim ve piyasadaki maksimum beklentiye yakın bir rakam gördük. Piyasadaki ortalama kar beklentisi neydi? 197.4 milyon TL'lik bir net kardı. Piyasadaki ortalama beklentinin üzerinde açıklandı net karı. TSKB'nin ve e, maksimum minimum bandına bakalım. 392 milyon TL bandı. Bu arada TSKB'nin canlısını rica edelim evet, arkadaşlar. Evet, Sasa'yı birazdan anlatacağız. TSKB canlı grafiğini alırsak piyasadaki maksimum kar beklentisi zaten 203 milyon TL'ydi. Üçüncü çeyrekte TSKB 203,3 milyon TL kar açıklayarak maksimum beklentinin de üzerine geçti diyebiliriz. Biraz ayrıntılara bakalım. Bankanın aktif büyüklüğü geçen senenin üçüncü çeyreğine göre %30,3 büyümüş. 2019 yıl sonuna göre ise %26.6 artmış e, aktif yani bilanço büyüklüğü hangi seviyede e, 53.5 milyar TL seviyesine şu anda TSKB'nin kredi portföyü 40.6 milyar TL olarak gerçekleşmiş geçen yılın aynı dönemine göre kredi portföyü yani verdiği kredilerde de %35.8'lik büyüme görüyoruz burada da aslında diğer bankalardan biraz pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz TSKB tarafının takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payından da bahsedelim. Çünkü dönem dönem bu sorunlu kredi meselesi e, banka fiyatlamalarını etkiliyor. Bu anlamda takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı 3. E, çeyrek itibariyle %3.4 olarak gerçekleşmiş. Burada da iyi, iyi gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. E, öz kaynaklar tarafında e, %16.6'lık bir büyüme var. Geçen yılın aynı dönemine göre bankanın öz kaynakları 5.7 milyar TL düzeyinde. Sermaye yeterlik rasyosundan da bahsedelim. %15.8 seviyesinde gerçekleşmiş görünüyor. Yine BDDK'nın standart seviyesinin ve master kriterlerin üzerinde bir sermaye yeterlik rasyosu var BDDK'nın. Net faiz gelirleri 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 aylık bölümünde geçen yılın aynı dönemine göre %0.5'lik düşüş var burada ama ücret ve komisyon gelirlerine çok yüksek bir artış. %101'lik bir artış var. Aslında bu ücret ve komisyon gelirlerindeki sert artışı biz Akbank Garanti ve diğer açıklanan banka bilançolarında da görmüştük. Bu yılın 3. çeyreği gerçekten bankaların net ücret ve komisyon gelirlerinin çok sert biçimde arttırdığı bir dönem olarak görünüyor. Şayet zaten TSGB'nin faiz gelirleri de artmış olsaydı çok daha yüksek bir kar rakamıyla karşılaşacaktı piyasa. Net ücret komisyon gelirleri de bu arada 85,5 milyon TL oldu yılın 3. çeyreği itibariyle ve net kara destek verdi. 2019 yılında bu arada öz kaynak karlılığı %15.7 seviyesiyle yılı kapatmıştı. Bu yılın ilk 9 ayında %12.8'e bir miktar gerilediğini görüyoruz. Yani aslında satış gelirlerinin içinde düzeltiyorum. Öz kaynaklarla karşılaştırdığınızda vergi sonrası net karda bir düşüş var. Bunun temel sebebi de az evvel bahsettiğim gibi net faiz gelirlerinde düşüş. bunun bir olumsuz etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak düzeltiyorum aktif karlılığında da %1.8'den %1.5'a düşüş var 2019 yıl sonuna göre. Bunun da yine temel sebebi bankanın net faiz gelirlerinin düşmesi. peki karı nereden sağlıyor? Net ücret ve komisyon gelirlerindeki ciddi yükselişten sağlıyor. Bunun etkisiyle net evet, artış. bu güçlü artışın sebebiyle zaten piyasa beklentisinin üzerine bir net kar açıkladı. şimdi soru işareti. Piyasa acaba beklentinin üzerine gelen bu kar rakamını olumlu mu fiyatlayacak yoksa net ücret düzeltiyorum net faiz gelirlerindeki düşüşü olumsuz mu fiyatlayacak buna bakacağız çünkü Normalde ben bu gelir tablosuna, bilançoya şey olumlu derim. Yani pozitif bir fiyatlama beklerim ama şu son hareketi görüyorsun sen de Ekim ayından sonra. Ee, çok sert bir yükseliş oldu son e, dönemde, son haftalarda. Acaba piyasa bir kar realizasyonu fırsatı olarak değerlendirebilir mi bu e, rakamları? Bu da olabilir. Çünkü borsada bazen beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. Belki de önceden fiyatlandı bu rakamlar. O yüzden ilk açılışa bakmak lazım. Ama... E, piyasa beklentisinin üzerine bir kar rakamı geldiği için bunu aslında olumlu yorumlamak gerekiyor. Ama e, hafta başı itibariyle de yine hani borsaya ele aldığımızda e, küresel çaptaki gelişmelerin özellikle değil mi Amerika'daki o seçim başlığının etken olduğunu görüyoruz. Yani daha çok bilanço e, bilançolardan öte biraz daha küresel gelişmeler ön plana çıkıyor borsada. Kesinlikle çok haklısın bu konuda. Yani burada her sabah açıklıyoruz bazı rakamlar olumlu bazıları olumsuz şirketler açısından ama fiyatlamaya çok yansımadığını görüyoruz. çünkü olumlu e, olarak nitelendirilebilecek finansal sonuçlar hisse hisse senedi hareketine baktığınızda aslında negatif fiyatlanıyor gibi duruyor ama tam tersi senin dediğin gibi global gündem başlıkları burada etkili. Ne zaman belirsizlikler azal azaldığında o zaman biz bilançoların tekrar fiyatlandığını göreceğiz. E, burada aklıma gelmişken eğer bankacılık endeksine bakabiliyorsak oraya da bakalım. Çünkü TSKB'nin son e, haftalarda yaptığı hareketi görüyoruz. Ekim ayından e, bugüne hı hı. E, bankacılık endeksinde ise böyle bir hareket yoktu. Pozitif ayrışmayı çok net göreceğiz. Evet bakıyorsun. Bankacılık endeksi Ekim Kasım döneminde çok daha zayıf bir yukarı hareket gösterdi. Hatta pek bir hareket yoktu desek yeridir. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra e, yaptığı primleri geri verdi son haftalardaki. Ama TSKB çok sert yükseldi. Dolayısıyla bu pozitif ayrışma e, biraz tabii e, nasıl diyeyim, bu rakamların belki de kar realizasyonuna dönmesine yol açabilir. O anlamda dikkatli olmak gerekir. Açılışta takip ediyor olacağız. E, Sasa, Sasa Polyester şimdi sırada. Evet. Onun da 3. çeyrek bilançolarına dair e, notları aktaracaksın. Dünkü kapanışta bu arada ekrana yansıyor. E, %0.85 değer kaybetmiş. Ve e, arkadaşımızın Uğur'un tabirle de son döneme baktığımızda bir yıllık e, grafikte muazzam bir grafik sergiliyor evet. gerçekten. 4.97'den 17.34'e yükseliş Sınav Endeks içinde yer alan 161 şirketten biri Sasa Polester ve Sınav Endeks'in zaten bu sene yaptığı hareketi biliyorsun Mart ayından bugüne. %90'a yakın bir yükseliş dünkü kapanış itibariyle ve Sasa'da da Sınav Endeks'e paralel bir hareket gördük diyelim. Peki rakamlar nasıl? Ee, aslında net kar rakamına gelene kadar her şey olumlu gelir tablosunda. Tabii e, Türkiye'de faaliyette bulunduğu elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yıllık, 1 milyon 365 bin ton üretim kapasitesi var. Sektöründe lider konumda SAS'a. E, Türkiye'de bu alanda e, çok önemli bir konumu var ve e, bu anlamda sınav endeks içinde de önemli bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü çeyrek sonuçlarına gelecek olursak gelirleri e, üçüncü çeyrekte 1.2 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 2019'un üçüncü çeyreğinde neydi? 695.450 TL'ydi. Burada bir yükseliş var. Brüt karı 2019 3. çeyreğinde 36.238 TL'ydi. Şimdi 275.609 TL esas faaliyet karında da 37.810 TL'den 191.765 TL'ye bir e, düzeltiyorum. 191 düzeltiyorum 191.765 TL'ye bir yükseliş var. Burada e, hem hasılatın hem brüt karın hem esas faaliyet karının artması önemli. Ama e, finansman maliyetlerinde bir yükseliş var e, bu çeyrekte. Hatta yılın ilk 9 ayında çok ciddi bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 3. çeyrekte finansman gelirleri sadece 137.4 milyon TL, giderleri ise 883.8 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Yüksek finansman giderleri nedeniyle de e, esas faaliyet karı pozitif olmasına rağmen finansman gelirleri öncesi faaliyet karında bir zayıflama ve net kar tarafında negatif bir tablo görüyoruz. Bu yılın 3. çeyreğinde 253 bin e, 253.3 milyon TL zarar açıkladı şirket. Geçen yılın aynı döneminde neydi? 465.5 milyon TL'lik karı vardı. Geçen senenin aynı dönemine göre kardan zarara geçen bir konumu var. Sebebi de yüksek finansman giderleri diyebiliriz. Örneğin 9 aylık bazda bakıldığında da finansman maliyetleri yine çok ciddi yükselmiş. Bu yılın ilk 9 ayında 1.4 milyon TL'lik finansman, <laughs> düzeltiyorum 1 milyar 400 milyon TL'lik finansman gideri var. 2019'un e, ilk 9 ayında ise 99.5 milyon TL'ydi. Çok devasa bir artış görüyoruz şirketin finansman maliyetlerinde ve bunun net kar üzerinde bir baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, burada başlıca finansal göstergeler üzerinden gidelim ve son 4 yılda şirketin performansı nasıl gelişmiş bakalım. E, burada aslında net satışlar, brüt kar, faaliyet karı ve FAVÖK yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar rakamına bakıldığında 2016'dan bugüne ilk 3 aylık performanslar hep artışa işaret ediyor dikkat edersen. Ama net kar tarafı biraz daha dalgalı ve istikrarsız. Mesela 2016 ilk 3 ayında 66 milyonmuş. Sonra 150 milyona, sonra 412 milyona, sonra 964 milyona yükselmiş ama bu yılın ilk 9 ayında 54 milyon TL zarara dönmüş. Buradaki istikrarsızlık da Az evvel bahsettiğim finansman giderlerindeki yükselişten kaynaklanıyor. Yoksa e, şirketin örneğin Favök'ü artıyor ve Favök marjında da bir artış trendi var. Son 4 yılda %10.9'dan %20.4'e gelmiş. Yani satışların içinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karın payının yükseldiğini söyleyebiliriz. Net kar marjı tabi eksi, eksi %1.7 çünkü şirket zarar açıkladı ve bu açıklanan zarar bu yılın ilk 9 ayında öz kaynakların %1.7'sine tekabül ediyor ve düzeltiyorum satışların %1.7'sine tekabül ediyor. O yüzden de eksi %1.7'lik bir net kar marjı var. Bu anlamda aslında rakamları olumsuz yorumlayabiliriz. Çünkü yükselen bir finansman maliyeti var faiz giderleri dahil ve bunun da net karı baskıladığını söyleyebiliriz. Olumlu nokta ise özellikle FAVÖK ve FAVÖK marjının artış trendi izlemesi. E, olarak ifade edebiliriz. Bir de finansal rasyoları var. Eğer e, vaktimiz varsa oraya da bakalım. Son dakikanın içerisindeyiz. Sen rasyolara da bakalım, ardından diğerlerinde karlarına değiniriz ve kapatırız. Burada cari oran yükseliyor. Yani e, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülüklerden e, daha yüksek bir oranda arttığını söyleyebiliriz. Ama birin altında olması aslında olumsuz. E, likidite ve nakit oranlarına baktığımızda ise burada likidite oranı e, kısa vadeli varlıklardan Ticari alacakları e, arındırdıktan sonra bulunuyor. Nakit oransa stokları da arındırdıktan sonra bulunuyor. Şimdi bakıldığında likidite oranı sabit. Nakit oranında ise bir düşüş var. Bu da şirketin aslında e, nakit yani hazır değerlerinden ziyade ticari alacakları ve stoklarının arttığına işaret ediyor. Bu anlamda likiditesinde bir miktar bozulma işareti var sınırlı da olsa. E, faaliyet rasyonlarına baktığımızda, Alacak devir süresinde bir kısalma var. E, şirketin nakit döngüsü için olumlu diyebiliriz. Aktif devir hızı ise düşüyor. E, yani satışların toplam varlıkları payında bir düşüş var. Geçen yılın ilk 3 aylık dönemine göre burası biraz olumsuz yine. Finansal yapı rasyolarına bakalım istersen. Çünkü şirketin e, finansman maliyetleri artıyor diyoruz. Acaba evet. e, finansal yapı rasyoları nasıl? Bunu da yansıttık bu arada. Evet toplam yükümlülüklerin öz kaynakları oranı yükseliyor. Yani burada yükümlülüklerden kastımız borçları. Dikkat edersen geçen yılın ilk 3 e, aylık döneminde borçların, toplam borçların, e, şirketin kendi kaynaklarının oranı 1.77 iken şimdi 3.11 artmış. Borcu artıyor. E, kısa vadeli borçların toplam aktifler içindeki payı ise düşüyor. Burası olumlu. Yani şirket borçlanıyor ama bu borçlar biraz daha uzun vadeye yayılmış. Yani bir yıl içinde vadesi gelen borçların payı azalmış. Ee, ve öz kaynakların toplam aktifler içindeki payı da tabii düşüyor. Çünkü borçlanması artıyor şirketin. Faizleri karşılama rasyosu. Burası gerçekten önemli. Ee, çünkü az evvel dedim ya net karının eksi çıkmasının sebebi yüksek finansman yani faiz giderleri. Dikkat edilirse Fabrik'in faiz giderlerine oranında bir artış var. 3.13'ten 4.45'e yani şirketin faaliyet karı faiz maliyetinden daha yüksek bir oranda artıyor. Bu da önümüzdeki çeyrekler için olumlu bir sinyal diyebiliriz. Çünkü bir noktadan sonra FAVÖK'teki artış faiz giderlerinin çok daha üzerine çıktığında şirket net kar tarafında da tekrar artıya geçebilir. Bu anlamda son göstergenin oldukça olumlu bir seyre işaret ettiğini söyleyebiliriz. Evet aslında şimdi hem olumlu hem de olumsuz yönlerine de değindiğin Sasan'ın finansal sonuçlarına baktığımızda bugün açılışta da nasıl bir tepki vereceğini izleyeceğiz. Eğer net kar da pozitif gelseydi kesinlikle muhtemelen <laughs> pozitifti derdim ama net kar eksi olduğu için şimdi borsada şöyle bir psikoloji vardır. Ee, zarar açıklamış bu hisseyi satalım gibi böyle bir genel bir yatırımcı algısı vardır. Ayrıntılara baktığınızda işte Favök'ün... E, hasılatın, şirketin, kar marjlarının genel trendine baktığınızda aslında olumlu. Ama net kar tarafı finansman maliyetlerinden dolayı eksi çıktığı için böyle bir psikoloji oluşabilir. Açılışta satış baskısına maruz kalabilir. Zaten ABD seçimlerinin de e, olacağı günde bir belirsizlik havası var zaten. O anlamda ilk açılışa bakmak lazım. Ben de merak ediyorum. Eğer canlı grafiğine bakarsak, e, Sasa'nın kapanışını arkadaşlar rica edeceğiz. E, Sasa'nın kapanışıyla da veda ederiz. Yüzde 0.85'lik değer kaybıyla dün gün tamamlamıştı. Şimdi SNAİ Endeks'te de son günlerde bir momentum kaybı var. E, borsayı baskılayan esas unsur da buydu. Ve Sasa da zaten SNAİ Endeks içinde bulunup Önemli performans gösteren hisselerden biriydi. Bir kar realizasyonu olarak da kullanılabilir bu rakamlar. Peki Uğur çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Değerli izleyenler seans öncesinde bu arada biz aylans sonuna geldik efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.